Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Fasulye kurutuyorum. Fasulyeleri bütün bütün yıkadım. Temizleyip kırdım. Böyle serdim. Gölgede kuruyacak arkadaşlar. Kışında bunları haşlayıp kavurması güzel oluyor. İnşallah hep beraber yaparız, görürüz arkadaşlar. Fasulyeleri balkona çıkarttım arkadaşlar. Gölge köşesine serdim. Gölgede kurutacağım yeşil kalması için. Ben böyle kıraraktan yaptım. Siz isterseniz ortadan ikiye kıyaraktan yaparsınız bıçakla. Balkonun gölge tarafında bakın bu taraf. Çok güneş. Şimdi bulut var güneşin önünde. Ben gölge tarafa sererekten kurutacağım. Güneşe serersek beyaz olur arkadaşlar. O yüzden hep gölgede kurutmamız lazım. Birazını da dolaba koyuyorum arkadaşlar. Böyle yıkadım. Suyu süzüldü. Ben hiç haşlama falan yapmıyorum. Böyle direkten koyuyorum dolaba. Derin dondurucuya. Kışında tazesi gibi yapıyorum. Taze almışım gibi. Böyle poşetlere birer yemeklik birer yemeklik koyuyorum. Buzdolabı poşetlerine. Ağzını bağlıyorum turbanın. Kışın tazesi gibi arkadaşlar. İsterseniz türlü yapabilirsiniz. İsterseniz yemeğini yapabilirsiniz. Aynı taze aldığınız gibi pişiriyorum ben. Kışın. Kavurma, şoklama falan öyle bir şeyler yapmıyorum. Sadece böyle. Çok da güzel oluyor.
yarısını koyarsak türlü yaparız. Tamamını koyarsak da fasulye yemeği yapmış oluruz arkadaşlar. Poşetlere koydum. Şimdi dolaba kaldırıyorum derin dondurucuya. Arkadaşlar bunların domatesini de böyle kabuklarını soyup kare kare doğrayıp poşetlere koyarsak kışın pişirirken çok güzel oluyor. Fasulyenin içine koymuyorum çünkü dayanma süresi her birinin ayrı ayrı. O yüzden ayrı dondurursak daha güzel olur. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Bizlere de. Bir de kurutmasını yapmıştım arkadaşlar. Onu da gölgede kurutacağız. Güneşte kurursa bembeyaz olur. Gölgede kurursa aynı yeşilliğini korur arkadaşlar. Bunlara dikkat edelim. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Daha güzel videolarda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.